Yo, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fark ettiğiniz üzere sesim geldi sonunda. Bayağıdır sesim yoktu. Sessize alınmıştım. Bugün sizinle çiçekli motiflerle çantayı bitireceğiz. Çiçekli motiflerle sadece çanta değil, başka hırka, işte crop gibi bazı başka fikirler de var aklımda. Hepsini sizinle sırayla paylaşıyor olacağım. Ama bir taraftan da evi dekor edip evi topladığım için arka planda onları da paylaşıyor oluyorum. Akşamları boş zamanlarım da otururken çiçekleri, motifleri, örgü projeleri yapmaya devam ediyorum. Daha mutfağa perde falan yapacağız. O yüzden çok hızlı olmasa da yaptıklarımı paylaşacağım. Ama bu çiçekli motiflerden sonra bikini yapmayı deneyeceğim. Yaz bitmeden Ağustos'a girmek üzereyiz artık. Yavaş yavaş yazın son demlerine doğru yaklaşıyorken bikini de yapmamız gerekiyor. Neyse, konumuz bugün bu çiçekler. Çiçeklerin nasıl yapıldığını videoda anlattım çok detaylı. Zor değil ama bazı püf noktaları var. O yüzden ayrı bir video ile yüklemek istedim ki motifi orada öğrenin. Başka bir şeylerde de kullanabilirsiniz. Ben burada bunları Pull&Bear'da bu şekilde bir çanta vardı. 550 TL'ydi fiyatı. Hatta buraya koyuyorum çantanın fotoğrafını. O çantadan yapacağız bugün. Böyle dış kısımlarına çerçeve yapmışlar. Çerçeveyi nasıl yaptım derseniz, 2'li trabzan yaptım. Tıpkı son sırada yaptığım gibi sadece 2'li trabzan. Köşelere gelince de bir trabzan, bir zincir, bir trabzan da köşe kısımları. Yani böyle dümdüz ördüm. Bakın, hiç özel bir şey yok. O yüzden kenarını ekstradan anlatmayacağım. Tam tamına 18 tane motifim var. Çok çok karışık bu şekilde yaptım. Size şimdi bir göstereyim. Hatta motiflerimi bu kenara açayım. Bugün bu çantayı bitirmek istiyorum. Çantanın sap kısmını Pull&Bear modelde beyaz yapmışlar. Kırık beyaz. Ama ben sapını renkli yapmak istedim. Aslına bakarsanız tam bir parça ip projesi oldu benim için. Siz de istediğiniz renk yapabilirsiniz. Zaten normalde marka challenge'larda birebir aynı renkleri uyguluyorum ama bu çantada çiçekleri tamamen kafama göre yaptım. Hiç oradaki gibi aynısını yapayım diye uğraşmadım açıkçası. Şöyle size göstereceğim şimdi. Motiflerimi bir göstereyim ilk önce. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde motiflerimi yaptım. Bence tatlı görünüyorlar. Hangi sıralamada yapacağımla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Hemen sizi buraya geri koyuyorum. Sap kısımlarına gelince sık iğneden 6-7 zincir çektim. Geri dönüp 6 sık iğne yaptım. Şöyle yine parçiplerden şöyle renkli saplar ördüm. Bunu dış kısmına da çantanın ana rengiyle geçeceğim. 2 tane böyle sapımı örüp hazırladım yani. Siz normal düz sap da örebilirsiniz. Daha önce bir sürü çanta yaptım. O videolarda hep çantaları sapıda nasıl yaptığımı anlattım. Burada da aynı sap modelini uygulayabilirsiniz. O yüzden tekrar tekrar sap anlatmayacağım. Bir krem sürmem gerekiyor. Bir saniye. Şimdi arka kısımlarını bazılarınız şey demiş, işte içinden yürütsek de arkası daha temiz olmaz mı falan diye. Olmaz. Arkası böyle görünmek zorunda. Çünkü ben o şekilde de denedim. Çiçekli motifin en güzel hali bu şekilde oluyor. Başka şey şeyler de yapacağız dedi Gülşin. Bunları nasıl sıralasak bir bulmam lazım. 3'e 3 oluşacak. Şöyle pembe bir tarafını. Şu mavi papatya çok güzel görünüyor. Bunu böyle koysam. 2000 years later. Evet, hazırsanız dizdim, gösteriyorum. Patatam. Bence güzel oldu. Ne diyorsunuz? Şu bir tarafı, o da diğer tarafı. Böyle bu şekilde dizdik. Şimdi ara kısımları da birleştireceğim. Bakın şöyle iyice göstereyim. Baya baya büyük bir çanta olacak. Şimdi bir tarafı da birleştireyim. Sonra onu nasıl birleştirdiğimi size anlatayım. Böyle daha mantıklı olur. Çünkü ben de henüz hiç birleştirmedim. Aynı kullandığım iplerle birleştireceğim. Yaz ayları da kullanmayı planladığım için kırık beyaz gibi bir renkle birleştireceğim. Birleştirmeyi düşünüyorum. Umarım ipim yeter. Çok fazla değil çünkü. Bu kadar. 50 gram falan vardır ama yine. O yüzden yeter diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Geldim. İki farklı deneme yaptım. Tığla birleştirmek yerine dikerek birleştirmeyi tercih ettim. Çünkü dış kısımları farklı renk. Böyle aralarda beyaz çizgiler yok Pull&Bear'da. O yüzden orada beyaz iple dikmiş. Yani aslında küçük küçük görünüyor. Ben iki farklı şey denedim ve göstereceğim şimdi.
İğneleri düşürmeyeyim de. Bakın şurada beyaz iple diktim. Yani çanta yapacağım şu kırık beyazla. İçinden bakın şöyle çok küçük belli oluyor burada diktiğim. Burada ise hayalet iple diktim ve hiç belli olmuyor. Açıkçası benim oyum hayalet ipe. Bence daha güzel görünüyor. Bir de ütüledim mi mis gibi olur. O yüzden böyle sanki kenarlarını yapıştırmışım gibi bir görüntü olmasını tercih edeceğim için bu sefer hayalet iple birleştireceğim. Dikeceğim daha doğrusu. Şöyle bir şey bu hayalet ip dediğim. Şeffaf bir iplik, bildiğiniz dikiş ipliği gibi tuhafiyelere gidip hayalet ip istiyorum derseniz zaten bunu verirler. Şimdi ben bir tarafını bu hayalet iple dikeyim. Ondan sonra diğer tarafını da yaparken size gösteririm. Hello! Ben geldim. Üstümü değiştirdim. Tişört giydim. Şöyle bir tarafını bitirdim sayılır bakın. Çok tatlı gözükmüyor mu ya? Şöyle yakından göstereyim. Hiç belli olmuyor hayalet iple. Tersten bir ütüleyeceğim ama inanılmaz derecede acıktım. Evde ekmek yok, yumurta yok, manel suyu falan filan yok. Şimdi markete gidip alışveriş yapacağım. Daha sonra çanta yapmaya devam edeceğiz. Acayip açım. Bu araları nasıl diktiğimi tek tek göstermeyeceğim. Karşılıklı ilmekleri diktim. Hiçbir şey yok. Görünmemesinin tek sebebi hayalet iple dikmiş olmam. Bu kadar yani. Biraz su içeyim. Tamam. Hepsi bu kadar. Bu videoda çantayı yapıyor olacağız. Çantanın zaten püf noktalarını falan göstererek gideceğim. Gelince de dünden yaptığım karnıyarık vardı. Ekmek alıp onu yerim. Muhtemelen. SWAT izlerken bunu bitiririz ama sanırım bu ya akşama bitecek ya yarın sabaha bitecek. Tam kestiremiyorum ama bu videoyu yarın yüklemek istemiştim. Muhtemelen yarın yükleyemeyeceğim. Ama olsun. Yapmaya devam edeceğiz. Dikmek gerçekten böyle tek tek dikmek birazcık oyalıyor. Oyalıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde daha çok beğendim. Şimdi ışık hızıyla markete gidiyorum. Akşam bunları yaparken görüşürüz. Ben geldim. Şöyle bir ev tipimle karşınızdayım. Şöyle saçım toplanınca kafam iyice büyük görünüyor diyeyim. Kafam büyük çünkü. Neyse konumuz bu değil. Şimdi SWAT izlerken bir ara verdim ve sizi çanta konusunda güncellemeye geldim. Zaten bu çantada asıl olay motif. Motifi de size anlat. Şimdi çantayı nasıl yaptığımı ütüledim de bu arada. Şuna bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Şu aralarını bakın. Hiç görünmüyor, gördünüz mü? Bu tarafı da göstereyim mesela. Hiç görünmüyor. Çünkü ben şu aralarını hayalet iple diktim. Açıkçası tığla birleştirsem çoktan bitirmiştim ama tek tek şu araları böyle buraları dikmek birazcık vaktimi aldı. En son kenarlarına da bir sıra kırık beyaz yani asıl çantaya yapacağım renkle trabzan geçtim. Bu bir tarafı çantanın şöyle. Bu da diğer tarafı. Bayağı büyük oldu. Böyle göstereyim. Bayağı büyük bir çanta oldu. Şimdi sap kısmına gelince şöyle bir sap yapmak istedim. Aslında Pull&Bear'daki normal beyaz iple sık iğne yapılmış. Ben şöyle renkli bir sap yapmak istedim. Bu sapı yukarı doğru ördüm. En son kenarı da şöyle çantayı yapacağım beyaz iple bir geçtim. Hala bit değil. Belki bu böyle regalet bir çanta olsun istediğim için böyle yaptım ama belki solada karar değiştirip beyaz sap da yapabilirim. Gerçekten bundan emin değilim. Şu an yapacağım şey hani buraları diye yakın göstermedim falan demeyin. Zaten bu motiflerde daha bir sürü şey yapacağım. Ama ve lakin şöyle üç kenarı da etabil iğnesiyle dikeceğim ve sürekli takacağım bir çanta olacak. Astarınla beraber dikeceğiz. Aslında yarın pazar günü bu videoyu paylaşmak istemiştim ama pazar günü de yetişmeyecek. Dediğim gibi aralarında dikmek beni bir tık oyaladı. Zaten daha önce de bu tarz motiflerde çanta yapmıştım. Çanta yapma kısmında hele ki şöyle bir tote çanta yapmada hiçbir sorun yok. Nasıl birleştirirseniz birleştirin. Motifleri istediğiniz boyda birleştirip içine bir şey koyacak hale getirmek. İsterseniz deri sap falan da dikebilirsiniz. Gerçekten bu renkli saplar taksam mı yoksa beyaz sap mı yapsam bu konudan açıkçası pek evi değilim. Belki dediğim gibi vazgeçip kırık beyazdan sade bir sap da yapabilirim. Neyse bu kenarda dursun. Şimdi bunu kenarlarını dikeceğim. Üç kenarını dikeceğim. Astar da yapacağım buna. Böyle cebi olan bir astar yapmak istiyorum veya içine ekstra kese yapıp yani astarın haricinde bir de kese mi yapsam? Yani telefon koyma cebi de olsun istiyorum. Çünkü yaz boyunca
boyu bu çantayı gerçekten takmak istiyorum. Astarında şu an elimde astar yapmak için sanırım etamin kumaşı var. Ondan da astar olur muhtemelen. Niye olmasın ki yani? Kumaşçıya üşenmeden gider miyim bilmiyorum. Neyse, o kısımları hallederiz. Çantayla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa aşağı yazarsanız, ama benim detaylı bir şekilde anlattığım bir tane daha böyle marka challenge çanta vardı. Onda da çiçekli motif değil de hanım dilendi motifini kullanarak çanta yapmıştık. Onu da aşağı bırakırım. Ben şimdi sizi güncellemek istedim. Böyle dümdüz. Şimdi bu kenarlarını etamin iğnesiyle dikerek birleştireceğim. Muhtemelen bu çanta saplarını başka bir şeyle kullanmayı tercih ederek buna beyaz sap yapacağım. İpim de şu kadarcık kaldı. Sadece kenar çerçevelerine döndüm. Ay, gerçekten çok heyecanlıyım. Bir an önce bitirelim artık. Vlogdan sonra bu gelecek. Aslında videolarımı böyle belirli günlerde paylaşmayı çok istiyorum ama o düzeni oturtamıyorum. Bir taraftan da evde dekorasyon vesaire yaptığım için. Bir taraftan da sadece video çekmekle kalmayıp videolarımı editlediğim için böyle yetişmek biraz zor oluyor ama bu meşguliyeti seviyorum neyse ki. Şimdi SWAT izlerken gece saat 10'a geliyor ve kahve içiyorum. SWAT diye bir dizi izliyorum Netflix'te. Çok güzel gerçekten. Ama 3. sezondayım. Sanırım 4 sezon. Belki devamı vardır, bilmiyorum. Daha izleyeceğim bir sürü dizi var. Jurassic neydi ya? Bakacağım sizin için şimdi. Unuttum. Daha önceki vloglarımın birinde söylemiştim. Hatta içinizde izleyenler olup beğenmişti. Jurassic World Kretese Kampı. Evet. Jurassic World Kretese Kampı. 18 artı bir dizi. Çok tatlı bir animasyon dizisi. Onu da tavsiye ederim. Onun da yeni bölümleri geldi. Ona da bakıyorum ama şimdilik SWAT'a takmış durumda. Çok güzel bir polisiye dizi, bu tarz şeyleri seviyorsanız. Şimdi çanta dikmeye devam ediyorum. Sizi güncelleyeyim istedim. Yarın çantada bitmiş halini göstereceğim. Bu gece bu kadar. Yarın sabah görüşürüz. Hadi bay. Evet, çanta videosunun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel oldu. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Ta-ta-tam. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renkleri inanın bu buna yakışır dediklerimi rastgele koydum. 18 tane motif kullandım ve her biri farklı renk. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Sapını da renkli sapı yapmaktan vazgeçtim. Düz beyaz sık iğneyle bir sap yaptım. Buralarından diktim. Özel bir şey yok. Yine bu tarz motifleri birleştirerek yaptığım hanım dilendi çantası var. O da sanırım Plan 1 marka çalıştı. O videoyu da koyarım. Sapları falan orada anlatmıştım. Çünkü bakmak isterseniz diye. Böyle göstereyim. Deri sap da takabilirsiniz. Hazır saplar falan da güzel olur. Plan 1'dakiyle karşılaştır isterseniz. Şuraya bir koyayım orijinali. Bu da benim yaptığım. Bence çok güzel oldu. Ben buna bir tane de astar dikeceğim ve severek kullanacağım. Bayağı da büyük göstereceğim şimdi. Bakın. Bayağı büyük bir çanta, görebiliyorsunuz değil mi? Alışverişlerde falan da çok güzel olur. Bir de düşmesem. Şimdi beni Instagram'da takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. İçine nasıl astar diktiğimi bir sonraki videoda göstereceğim size. Bu videoyu bir an önce bitirip paylaşmak istiyorum ki siz de hemen yapın. Kullandığım malzemeleri aşağı yazacağım. Ben şu orta kısımları da dikerken hayalet ip denilen bir ip var. Onu kullandım. Şöyle makara iplik. Hatta gösterdim zaten ama tekrar göstereyim. Böyle bir şey. Hayalet ip derseniz size veriyorlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Astar dikimi de orada göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.